Bir süredir sağlık sorunları yaşayan gazeteci, köşe yazarı ve spor yorumcusu Hıncal Uluç, İstanbul'da tedavi gördüğü özel hastanede 83 yaşında hayatını kaybetti. İki böbreğini de kaybeden Hıncal Uluç, kan zehirlenmesi sebebiyle tedavi altına alınırken bir süre önce kalçasını kırmış ve bypass ameliyatı olmuştu. Şimdiye kadar 10'a yakın ameliyat geçiren Hıncal Uluç, bir süredir İstanbul'da özel bir hastanede tedavi görüyordu. Uluç'un vefat haberini program yapımcısı ve spor yazarı Faik Çetiner sosyal medyadan duyurdu. Çetiner, Hıncal Uluç vefat etti. Uluç ailesinin başı sağ olsun ifadelerini kullandı. Spor yorumcusu ve köşe yazarı Hıncal Uluç, Temmuz ayında yoğun bakıma kaldırılmıştı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hıncal Uluç için başsağlığı mesajı yayımladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında vefatını üzüntüyle öğrendiğim, basın dünyamızın önemli isimlerinden gazeteci, yazar ve yorumcu Sayın Hıncal Uluç'a Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine, okurlarına ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum ifadesini kullandı. Binali Yıldırım da Hıncal Uluç için başsağlığı mesajı yayımladı. Yıldırım mesajında basın dünyamızın önemli isimlerinden gazeteci yazar Hıncal Uluç'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum ifadelerini kullandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Hıncal Uluç'un vefatıyla ilgili mesaj yayımladı. Tatar, Türk basınında kendine özgü üslubuyla farklı bir yeri bulunan deneyimli gazeteci, yazar ve yorumcu Hıncal Uluç'un hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hıncal Uluç'a Allah'tan rahmet, yaslı ailesine, sevenlerine ve Türk medya camiasına başsağlığı dilerim ifadelerini kullandı. 40 yıllık dostu Birinci Medya Kurumu kurucu Başkanı Ertan Birinci de Hıncal Uluç için başsağlığı mesajı yayımladı. Birinci, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında "Çok üzgünüm. 40 yıllık dostum, abimiz Hıncal Uluç'u kaybettik. Epeydir hastaydı ve kötü haber bu gece geldi. Hıncal abimiz aramızdan ayrılmıştı. Onun için yazacak, söyleyecek çok şeyim var. Ne anılarımız, ne birlikteliklerimiz oldu. Ya Kıbrıs'a olan ilgisi, sevgisi, yazıları. Ondan çok şey öğrendim, çok güzellikler paylaştım. Allah rahmet eylesin, ailemizin gerçekten bir parçasıydı. Hepimize, sevenlerine ve manevi kızı gibi sevdiği Yasemin Sayın kardeşime ve ailesine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başsavcısı Sarper Altıncık'ın annesi Cemil Altıncık yaşamını yitirdi. Altıncık'ın bir süredir kanser tedavisi gördüğü biliniyordu. Altıncık'ın cenazesi yarın İsmail Safa Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından saat 11.30'da Lefkoşa kabristanlığına defnedilecek. Ercan Havalimanı Yonca Kavşağı'nda günün ilk saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi ağır yaralandı. Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre Ercan Havalimanı Yonca Kavşağı'nda kuzey istikametine doğru seyreden salon aracın sürücüsü 30 yaşındaki İbrahim Yakupoğulları direksiyon hakimiyetini kaybederek savruldu ve toprak sete çarptı. Devamında takla atıp kontrolsüz bir şekilde sürüklenen ve tekrar yola giriş yapıp sol yan kısım üzerine devrildi. Kaza sonucu araç sürücüsü 30 yaşındaki İbrahim Yakupoğulları ve araçta yolcu olarak bulunan 25 yaşındaki Salih Çelik ağır bir şekilde yaralanarak ambulansa Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yakupoğulları'nın tedavisine ortopedi servisinde devam edilirken Salih Çelik'in durumunun ağır olması sebebiyle Girne Suat Günsel Hastanesi yoğun bakım servisine sevk edildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, kadın hastalıkları ve doğum ile anestezi reanimasyon bölümlerinde acil işlemleri hariç verilen hizmetleri bugünden itibaren durdurdu. Sendikalar tarafından Cuma günü yapılan ortak açıklamada, kadın hastalıkları ve doğum kliniğinin acil durum hastanesine taşınması ve bununla birlikte anestezi ve reanimasyon hizmetlerinin ikiye bölünerek Doktor Burhan Nalbantoğlu Hastanesi ve Acil Durum Hastanesi binalarının her ikisinde de hizmet verilmesi gerekçesiyle hizmetlerin durdurulacağı kaydedilmişti. Açıklamada 28 Ekim tarihinde Sağlık Bakanlığı'na bu kararın alınması durumunda ikinci bir uyarıya gerek olmaksızın her iki servisin de acil hizmetleri dışında diğer tüm hizmetlerin durdurulacağının bildirildiği belirtilmişti.
Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu ile Türkiye Bilişim Derneği arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bilişim teknolojilerinin geliştirilmesi ve güvenli internet kullanımı konularında işbirliği protokolü imzalandı. İmza töreninde konuşan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıkılı, Türkiye Cumhuriyeti'nin teknolojiyi ve çağı yakalama konusundaki çalışmalarını gördükçe bunda gurur duyduklarını söyledi. Arıkılı, bilişim teknolojisi çok önemli. Türkiye Bilişim Derneği'nin bilgi ve birikimleri bizim için çok önemli. Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu bizim için en önemli kuruluşlarımızdan bir tanesi. Bilişim Derneği ile Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu arasındaki protokol bize ciddi şekilde katkı yapacaktır, dedi. Türkiye Bilişim Derneği'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde temsilcilik açması ve daha sonra da dernekleşmek suretiyle faaliyet göstermesinin en büyük arzusu olduğunu ifade eden Arıkılı, bu konuda da şimdiden kendilerine teşekkür ediyorum, hayırlı olmasını diliyorum, dedi. Protokol ayrıca siber güvenlik, sosyal medyanın doğru ve etik kullanımı, siber zorbalığa karşı farkındalığın artırılmasına yönelik eğitim, bilgilendirme, yarışma ve benzeri çalışmalar yapmayı hedefliyor. Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, ithalatta Türk lirası kullanımı pahalılığı önleyemez, fon indirimi şart, dedi. Özersay, piyasanın ucuzlatılması için gecikmeksizin temel ihtiyaç ürünleri üzerindeki fonların sıfırlanması çağrısı yaptı. Türkiye'den ithalatta Türk lirası kullanımı konusunda bazı siyasilerin popülist açıklamalar yaptığını savunan Özersay, ithal edilen malların fiyatı faturanın kesileceği günkü döviz kurlarından Türk lirasına çevrileceği için değişen bir şey olmayacağı gibi ödeme Türk lirası olacağından ithalattaki vade imkanı da büyük olasılıkla ortadan kalkacak diye konuştu. Türkiye'de üretilen ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ithal edilen çok sayıda ürünün ana ham maddesinin Türkiye'ye dövize giriş yaptığına da dikkat çeken Özersay, ayçiçek yağı, şeker, kakao ve benzeri ham madde dövize dünya piyasasında belirlendiği için bu ürünler Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Türk lirası üzerinden hesaplanarak ithal edilse de döviz etkisiyle pahalılık devam edecek gibi görünüyor ifadelerini kullandı. Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılan ihracatların Türk lirası ile gerçekleştirilmesinin pahalılığa karşı avantaj sağlayacağı görüşünü açıkladı. Konuyla ilgili odadan yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nden ihraç edilecek malların gümrük beyanı ile tahsilatının Türk lirası olarak yapılmasının zorunlu hale getirilmiş olması kararı hakkında memnuniyet dile getirildi. 3 Haziran 2021 tarihinde imzalanan hükümetler arası anlaşmanın ekinde yer alan eylem planının bir parçası olan ve Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılan ihracatta Türk lirası kullanımının yaygınlaştırılmasını öngören hükmün hayata geçmiş olması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ihtiyaçlarının Türk lirası ile karşılanmasına olanak sağlaması ve pahalılıkla mücadelemize katkıda bulunması beklenmektedir denilen açıklamada, Kıbrıs Türk Ticaret Odası muhatapları ile sürdürdüğü ilişkilerinde sürekli olarak gündeme getirdiği Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ticaretin Türk lirası ile yapılması talebinin resmen karşılanmış olmasını görmekten de ayrıca onur duymaktadır ifadeleri kullanıldı. Hiç kuşku yok ki pahalılığı esaslı olarak geriletecek olan unsur verimli ve yenilikçi üretim süreçleri tesis etmek, ürettiğimiz mal ve hizmetleri rekabetçi bir niteliğe kavuşturarak muadillerine göre avantajlı olmalarını sağlamaktır. Türkiye ile ticaretin Türk lirası esaslı olarak sürdürülecek olması bu süreçte de önemli bir avantaj olarak değerlendirilmelidir. Yapılan açıklamanın sonunda ticari ilişkilerin verimliliğini arttırmak için birlikte çalışma vurgusu yapıldı. Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Sıla Usar İncirli, Genel Başkan Tufan Erhürman, Milletvekilleri Doğuş Derya ve Fide Kürşat, Kamu İşçileri Sendikası'nı ziyaret etti. İncirli, Lefkoşa'nın cazip bir turizm şehri olabileceğini kaydetti. Bu yönde atılması gereken birçok adım olduğunun altını çizen İncirli, plan ve projeleriyle göreve hazır olduklarını belirtti. Emek mücadelesinin hayatın en önemli alanlarından bir tanesi olduğuna dikkat çeken İncirli, sendikaların verdiği mücadelenin çok kıymetli olduğuna vurgu yaptı.
Lefkoşa'nın herkesin gurur duyacağı bir başşehir olması gerektiğine dikkat çeken İncirli, Lefkoşa'nın siyasi, ekonomik ve sosyal yaşamın kalbi olduğuna vurgu yaptı. Toplu taşıma konusuna değinen İncirli, bu sorunun masaya yatırılmamasını kabul edemiyorum ifadelerini kullandı. Memleketin her açıdan sıkıntılı bir süreçten geçtiğine vurgu yapan Usar İncirli, 25 Aralık'ta yapılacak seçimleri yerel seçimin ötesinde değerlendirdiklerini kaydetti. İncirli, bütün olanlara karşı toplumun tepkisini bu sandıktan çıkması gerektiğine inanıyoruz diye konuştu. Lefkoşa'nın uzun bir süredir atıl durumda kaldığını öne süren Usar İncirli, Lefkoşa Türk Belediyesi hizmet açısından çok büyük sıkıntı yaşıyor dedi. Gelirler ve politikalar hakkında konuşan İncirli, projelerle hizmetleri çeşitlendirerek gelirleri arttıracağız ve kendi ayakları üzerinde duran bir Lefkoşa yaratacağız dedi. Biyologlar Derneği pek çok hastalık taşımasıyla bilinen Asya kaplan sivrisineğinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de görüldüğünü savundu. Dernekten yapılan yazılı açıklamada yapmış olduğumuz çalışmalar sırasında problemli bölgelerden bize ulaştırılan sivrisineklerin istilacı sivrisinek türü olduğunu tespit ettik. Halkımıza duyurmak isteriz ki Asya kaplan sivrisineği olarak bilinen bu tür ülkemize gelmiştir denildi. Asya kaplan sivrisineğinin bilinen sivrisineklerden farklı davranış ve biyolojiye sahip olduğu için klasik sivrisinek mücadelesinin yeterli olmadığını, biyolojik mücadele programına ek olarak istilacı sivrisineklere özel kontrol stratejileri yürütülmesi gerektiği ifade edildi. Açık havada üzeri açık su bekletilmemesi, siyah beyaz çizgili gündüz aktif sivrisinek görüldüklerinde Sağlık Bakanlığı'na ve yerel yönetimlere haber verilmesi gerektiğinin altı çizildi. Asya kaplan sivrisineğinin gündüz aktif olduğundan geceleyin sokaklarda havaya kimyasal atarak mücadelenin kesinlikle doğru bir uygulama olmadığı kaydedilen açıklamada, doğru yöntem bu sivrisineklerin üreme alanları olan durgun su birikintilerinde spesifik bakteri preparatlarıyla biyolojik mücadele yapmaktır ve ilaçlar da zaten hali hazırda Sağlık Bakanlığı'nın elinde vardır denildi. İstilacı sivrisinek türleriyle Zika virüsü, Batı Nil virüsü, Dank humması, Chikungunya gibi hastalıkları taşıdıkları için özel yöntemlerle mücadele edildiği, Dünya Sağlık Örgütü bir sonraki pandeminin bu sivrisinek tarafından bulaştırılabileceği uyarısında bulunduğu da kaydedildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında Rusya'ya karşı devam eden savaşın 270. gününe girdiklerini söyledi. Rus güçlerinin ülkesine yönelik hava saldırılarını sürdürdüğünü ifade eden Zelenski, en şiddetli çatışmaların şimdilik Donetsk cephesinde yaşandığını kaydetti. Ukrayna ordusunun Luhansk bölgesinde ilerleme kaydettiğine dikkat çeken Zelenski, Luhansk bölgesinde savaşarak yavaş yavaş ilerliyoruz. Doğu cephesinde sabahtan beri 400'e yakın bombardıman oldu dedi. Zelenski, Rus hava saldırıları sonucu hasar gören enerji altyapılarının onarım çalışmalarının devam ettiğini belirterek, başkent Kiev başta olmak üzere ülkenin 15 bölgesinde elektrik tedarik sorunları yaşandığını söyledi. "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşu Çocukları Kurtarın Vakfı'ndan yapılan yazılı açıklamada 1 Ocak 15 Kasım 2022 tarihlerinde Yemen'de toplam 92 çocuğun öldüğü bildirildi. Açıklamada aynı süre içinde yaralanan çocuk sayısının ise 241 olduğu belirtildi. Ortalama günde bir çocuğun yaralandığı ifade edilen açıklamada, Yemen'de çekişmenin tırmanışta olduğu işaret edilerek, savaşan tarafların sivillere karşı saldırı ve şiddete engel olmaları istendi. Ölümlerin savaş şartlarından dolayı gerçekleştiğine işaret edilen açıklamada, çocukların ölüm nedenlerine dair bilgi verilmedi. Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
komedi tufanına hazır olun. Şamata durağı başlıyor. Yatak bedava, yemek bedava, hamam bedava. Güldürürken düşündüren, yaşamdan kesitleri sizlerle buluşturan Şamata Durağı, pazartesi, çarşamba ve cuma evlerinize konuk oluyor. Ne mavisi ne ufa be dede? Hap be hap, şu yutan, ne de satarlar? Komedinin adresi Şamata Durağı, Kıbrıs Genç TV'de. Bu ne be? Bu ne be? Sus be Cihan. E çocuk, sinir etme beni vallahi. Fırlandırırım bu mikrofonu ha. Damaşa. Burayı. Burayı yere kırılsın. Öyle değil. Açacaksın yerini orta yerinde. Hani nasıl? Ağır açlar. Ya Burkan ha. Şansa bak yavrum. Baylantısı pompası havada bulunan ısıyı kullanır ve sadece %25 elektrik enerjisiyle %100 enerji kullanımına eşdeğer performans sağlar. İşte bu yüzden yarın için bugünden... Vay vay Vayland. Vayland. Serhat Batılı Engineering. Korkma be canım da benim. Manyak. Kalbim yerinden çıkacaktı. Ödümü patlattı. Ben sana kıyar mıyım hiç? Hem, ne oldun da uflan puflan? Nedir bu karaladıkları? Görmen ama ev resimleri. Hani biz evleneceğiz ya. Evimiz olacak ya. Orada mutlu olacağız ya. Hepsi hayal. Ölme eşeğim ölme. Ne evimiz olacak ne evlenebileceğiz. Defne! Nedir bunlar? Görmen, Genges Construction ev kataloğudur bu. Betonarme, çelik, betonarme dış duvarlar, çelik iç duvarlar, %100 kredilendirme imkanı sunan bir inşaat yuvası be canım. Hem de 2 ile 2,5 ay arasında teslimat süresi var. İster havuzlu, ister havuzsuz. Anlayacağın. Artık bizim evimiz olacak be bu lim. Güldürme beni. Hangi parayla yapacak bunları? Ya! Onu da düşündüm ben. Babam. Babamla halledeceğim bu işi. Baban mı? Ha. Baban. Ondan metelik çıkmaz. Sen öyle san. Bak. Ne yapacağım? Genges Construction'dan havuzlu bir villa. Kaçta kaldıydım? Allah kahretsin. Ne yapacağım? Ne yapacağım baba? Ne oluyor? Sen de gittin. Oğlum ne ara? Para sayardım. Şaşırttın. Allah kahretsin. Ne bize paralar sayardı ben uykumun içinde. Kaçta kaldıydım? Allah kahretsin. Yok. Ve baba, ne versek alması, nedir? Para sayardım oğlum, sana Genges Construction'dan havuzlu bir villa alacağım. Yuvanı yapacağım, evlendireceğim seni. Ne yapacağım baba? Genges Construction'dan sana havuzlu bir villa alacağım. Baba, baba, evet. Baba, alacağım baba. Alacağım oğlum, söz sözünden de oğlum, baban gibi olsun. Babam gibi olsun. Tamam, tamam baba. Kalk, hadi baba. Oğlum. Baba. Yavaş yavaş, heyecanla bakalım, gidelim. Genges Construction'dan gidip
çelik bir ev ve havuzlu villa alacağım sana. Yürü, yürü. Gidelim. Sana yanına ben uyan. Ben uyan. Yürü, gel buradan. Hayalindeki otomobilden ne bekliyorsun? Tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çekmesini mi? Her koşula ayak uyduran bir SUV esnekliği mi? Meydan okuyan bir Alman tasarımı mı? Yoksa uzun yolculuklarda kendini ispat etmesi mi? Bizce hepsi. Opel SUV yeni Grandland tüm beklentilerine yanıt vermek için seni Opel showroomlarına bekliyor. Yılı aşkın bir süredir proje tasarım ve inşaat alanında hizmet veren Memplus Construction, güçlü firma güçlü proje inancıyla ilkleri başarmayı ilke edinmiştir. Bütçenize uygun profesyonel hizmet anlayışıyla hayallerinizi inşa ediyor. Lefkoşa'nın yükselen değeri Yenikent'te eşsiz lokasyon ve manzaraya sahip 2+1 ve 3+1 havuzlu penthouse'lar yaşamınıza huzur katıyor. Sizin için tasarlanan hayal ettiğiniz yaşam alanları için Gönyeli'nin parlayan yıldızı müstakil 3+1 villalar size ayrıcalıklı bir yaşam sunuyor. Ve işte doğa, doğayla iç içe bir yaşam. Kanlıköy'de tek katlı muhteşem ambiyanslı 3+1 villalar. Tüm projelerini havuzlu ve havuzsuz seçenekleriyle sizlere sunan Memplus Construction yaşamınıza mutluluk inşa ediyor. Memplus Construction. Güneş hepimiz için eşit doğar ve size sonsuza kadar faturanızı unutturuyor. Gelin sizi karanlıktan aydınlığa taşıyalım. Talhaoğlu Elektrik Müteahhitliği güvencesiyle akülü aküsüz sistemler ve sürücülü sulama sistemleriyle Kıbrıs'ın doğal enerji adresi Talhaoğlu Elektrik Müteahhitliği Gönyeli'de. Ücretsiz keşif için bizi arayın. 0548 840 2158. Evinizi doğanın enerjisiyle ısıtıp soğutacaksınız desek ne dersiniz? Vay vay Vaylant derim. Vaylant ısı pompası havada bulunan ısıyı kullanır ve sadece %25 elektrik enerjisiyle %100 enerji kullanımına eşdeğer performans.